Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 88 ata yayıncılık. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı 3. ünite tema sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 88. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı 3. ünite tema sonu değerlendirme çalışmaları cevapları. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 88. Tema son değerlendirme çalışmaları. A. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Demokratik toplumlarda kendi haklarını ve özgürlüklerinin bilincinde olan, kendi kişiliğini kendi kararlarıyla şekillendiren, yaptığı her eylemin sorumluluğunu üstlenen insanlara özgür ve özerk birey denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen tanıma uygun bir davranış olduğu söylenemez. A. Bir öğrencinin okul temsilcisi olmak için seçimlere katılması. B. Bir bireyin kamu kurumlarında engelliler için asansör yapılmasını istemesi. C. Hasta haklarını bilen birisinin doktorunu seçmesi. D. Bir öğrenciyi seçeceği mesleği ailesinden belirlemesini istemesi. E. Bir kişinin sigortası işçi çalıştırdığını tespit ettiği iş yerine şikayet etmesi. Doğru cevap D şıkkıdır. 2. Demokratik durumlarda belirlenen kurallar ve bunların uygulanması bireylerin katılımıyla gerçekleşir. Yani demokrasinin en önemli değerlerinden biri de katılımcılıktır. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi demokratik karar alma sürecine katılım olarak değerlendirilebilir? A. 18 yaşına gelmiş her bireyin seçimlerde oy kullanılması. B. Devlet memurlarının tayinini tercih etmediği yere çıkması. C. Bir öğrencinin üniversite sınavlarına girmesi. D. Bir babanın mesleğinden ayrılıp başka bir iş yapması. E. Bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmesi. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Gelişmiş toplumlar kendini oluşturan bireylerin bilgi birikimlerine, üretim kabiliyetlerine ve rekabet güçlerine paralel olarak güçlenmektedir. Verilen bu bilgiden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz? A. Sivil toplum kuruluşlarının çok olması bir ülkenin gelişmiş olmasının ölçüsüdür. B. Karar alma sürecine aktif olarak katılan bireyler demokrasinin gelişmesine katkı sağlar. C. Güçlü devletler bireylerin bilgi birikimine ihtiyaç duymadan topluma her türlü hizmeti götürürler. D. Gelişmiş toplumlarda bireyler devletin işleyişini denetler. Eksik kalan alanlarda tespitte bulunurlar. E. Gelişmiş toplumlarda devlet vatandaşları aktif görev almalarını teşvik eder. Doğru cevap C şıkkıdır. B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D. Yanlış ise Y yazınız. 1. Tema Vakfı eğitim alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Yanlış. 2. Dijital vatandaşlık kavramı 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yanlış. 3. Doğal çevrenin korunmasına sadece devlet kurumları sorumluluğu yoktur. Doğru. 4. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması tüketim isteğini azaltmıştır. Yanlış. 5. Bilinçli tüketici yazılı görsel ürünleri ve bilişim alanında ürünleri satın alırken veya kullanırken telif ve lisans haklarına uygun davranır. Doğru. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.